Sahurda ise çorbalar öneriyorum. Sahuru daha çok kahvaltı gibi düşünelim. Zaten neredeyse hani kahvaltı yana yapmış gibi oluyoruz ya. Kahvaltılık gibi düşünelim. Sahur da yani peynir, zeytin bol. Ha bir de iftar tabağında zeytin muhakkak olsun. Onu atlamış olmayalım. Sahurda kahvaltılık kullandığımız her şeyi kullanabiliriz. Yumurta, zeytin, peynir, bir miktar tereyağı. Reçel ben genelde zaten önermiyorum. Ev yapımı reçel bile olsa mümkünse bal ve mümkünse eğer doğal yapılmış pekmez. Mesela tahin pekmez karışımı güzel bir kahvaltılıktır. Bal güzel bir kahvaltılıktır. Şimdi bir dünya güzel yiyecek saydık. Bunların yanında yani o diğer kesinlikle yanaşmayın dediğimiz tarzdaki yiyeceklere yanaşmasınlar. Bir de sahurda yapılan en önemli yanlış şudur. Ya acıkacağım stresi var ya. O böyle bol yağlı börekler, hamur işleri, hayır değil. Tam tahıl unundan yapılmış hamur işleri, ekmek olabilir. İşte uygun unla yapılmış böreklerden bir miktar olabilir. Yani ben ertesi gün acıkacağım endişesiyle aşırı yemekten kesinlikle uzak duralım. Ramazan'ın en büyük yanlışı yani Ramazan ayında insanların yapacağı en büyük yanlış işte ertesi gün acıkacağım diye aşırı yemek yemektir. Her türlü aşırı yemek yemekten uzak duralım diyorum.